Çok sağ olun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Öncelikle bugün bu saatte burada benimle beraber olduğunuz için, zamanınızı bize ayırdığınız için haklarınızı helal edin. Bunun vebali var. Allah razı olsun. Allah beni sizlere karşı mahcup etmesin. Amin. Cenab-ı Hak haramzadelerden eylemesin. Amin. Kul hakkı yiyenlerden eylemesin. Amin. Sizin hakkınızı çalıp başkalarına verenlerden eylemesin. Amin. Size göz göre göre yalan söyleyenlerden eylemesin inşallah. Amin. Şimdi sağ olasınız. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben tam 2 yıl aşkın bir süredir esnaf esnaf, dükkan dükkan, il il, ilçe ilçe geziyorum. Ağlar bundan çok rahatsız. Çünkü alıştılar sizi bizi birbirimize düşürerek iş görmeye. Bedavadan ucuz, emeksiz oylar almaya. Ama devran döndü. Artık bu milletin sesini duyuran bir siyasi parti var, o da İyi Parti. Ve ben o dükkanların içinde, şimdi birazdan Donas'a gireceğiz. O dükkanların içinde neler gördüm, neler gördüm. 92 puan alıp atanamayan oğlu için, buna karşılık 58 puan alıp atanan, tanıdığı olan anneler, babalar gördüm. Onlar için ağlayan annelere, babalar gördüm. 92 puan almış, mülakatta elenmiş o genç arkadaşımız. Bundan binlercesini gördüm. Atanamayan öğretmenler gördüm. Hakaret edilen EYT'liler gördüm. Gebe hayvanını besleyemediği için kesime gönderen besiciler gördüm. Bu sene Nisan ayında, öncesinde atamadı. Nisan ayında tarlasına gübre atıp atamayacağı belli olmayan ağlayan çiftçiler gördüm. Ben onun için Sivas'tan geldim. Ben sırf bunu söylemek için Sivas'tan geldim. Ben ekip biçen bir çiftçiyim. Sizin şeker fabrikaları sattırırken buna göstü hassasiyeti çok iyi biliyorum. Biz gece 12'de yatarken diyoruz ki gece 12'den sonra mazota ne koyacak? Gübreye ne koyacak? Tohuma ne koyacak? Biz evimizdeki tarlaya gidemezken Afrika'da tarla aldık diyenlere, Sudan'dan tarla aldık diyenlere söylüyorum. Biz tarlaya gidecek mazot bulamıyoruz. Bu çiftçi bu traktörleri yarın satacak. Ekipmanları satmaya başladı. Ekemiyor, biçemiyor, çocuğumuzu geçindiremiyor. Nerede bu devlet? Nerede hükümet? Biz söylüyoruz. Ya bize sahip çıkacak. Ya bize sahip çıkacak. Biz çiftçi olarak üretmek istiyoruz. Ben niye 2017'de beni şeker pancarı ekemiyorum? Hani sattılar? Şeker fabrikaları 5 yıl devlet garantisindeydi. Bir sürü belge var elimde. Ben sizden diyorum ki 2 dakika beni millet gözünden çıkardım. Bilgisiyle, belgesiyle. Bunun sözünü verin Sayın Genel Başkanım. Veriyor musunuz? Allah razı olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar, ben Pınarbaşı'nda çiftçiyim. Zaman tırmağı var biliyorsunuz. Bütün Pınarbaşı, Tomarza, Develi, Kadir, yani yıllardır bizim dedelerimizin tarla suladığı topraklar. Şu anda köyleri tek tek sayabilirim. Irmaktan su vermiyorlar. Tarımda ekilmedik. Metre bırakmayın. Evinizin önüne ekin diyorlar ama su, arazilere su vermiyorlar yani. Bunların çözümünü sizden başbakanım. İnşallah daha da iyi olacak. İyi Parti tüm Kayseri'ye, tüm Türkiye'ye ayrı olsun. Şimdi EYT'lilere en çok ben konuşuyorum biliyorsunuz. Onları birlikte çözeceğiz. Şimdi bakın,
herkes dertli. Bu sesin duyurulması lazım. Ben sadece bu sesi duyuruyorum, biliyor musunuz? Bu sesi millet kürsüsünden duyuruyorum. İşte bu kardeşimiz gelecek. Biraz evvel tam şuraya inerken 28 yaşında gencecik bir delikanlı durdurdu. Ve 1000 arısı varmış, 1000 koan arısı varmış. Şeker alamadığı için arılar ölüyor. Evimi sattım dedi. Ne kadara sattın evini dedim. 800 bin liralık evimi 600 bin liraya sattım. Şeker almak için şeker bulamıyoruz dedi. Şeker fabrikalarını göz göre göre koparta koparta sattılar. Niye sattılar? Niçin sattılar? Yandaşlarının cebine koysunlar diye sattılar. Şimdi seçime 1 yıl kaldı. Erken veya sonra veli nimet olduğunuzu göstereceksiniz. Size maraba muamelesi yapanlara öyle bir Osmanlı tokatı atacaksınız ki soluğu sandık dışında alacaklar. Helal oylarınızla, demokrasiyle sandıkta bu milleti küçük görenlere, 5 maaş alıp yan gelip yatanlara, o yan gelip yatan danışmanların garibanı tekmelediği bir ülkede saraydan burnunu dışarı çıkaramayanlara ve bu harami düzene, bu haramzadelere el ele vererek öyle bir tokat atacaksınız ki, atacağız ki bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz. Ve görecekler kul hakkı neymiş? Senin çocuğun açken, işsizken, başka ayısı dayısı olanların hak etmediği kadrolara gelmesinin ne olduğunu görecekler. Kul hakkı yemenin ne olduğunu görecekler. Öcerlerin, harimlerin cebine 24 milyar lira koymanın ne olduğunu görecekler. Bak, elini satan arıcı, 28 yaşındaki kardeşim, o 24 milyar lira çiftçiye dağıtılsaydı Türkiye'nin hiçbir tarım ürününe ihtiyacı kalmazdı. Tarım bitti, besici bitti. Ama şimdi esnafları göreceğiz. Kayseri gibi bir şehirde sordum gencecik bir çocuğa, 12 yaşında bir çocuğa, bu gece annen ne pişirecek dedim, bilmiyorum dedi. Dün gece ne yediniz dedim, kulağıma dediği şey tost yedik. Şimdi tost yedik mi ekmeğin arasına lor koymuşlardır. Şimdi bu ne demektir? Kayseri gibi bir yerde bu ne demektir? Bu şunu demektir. Çalanlar, çırpanlar hazineyi bitirdi. Millete, memlekete 1 lira para kalmadı demektir. Dolayısıyla bunun cevabını el ele birlikte sandıkta vereceğiz. Aslında ben konuşmama lüzum yok. Sizlerin konuşmanızı duyurmak esastır. Yanındayız başkanım. Türkiye'de vali devri nasıl bittiyse paşa devri de öyle bitecek başkanım. Yanındayız başkanım. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz Kayseri'ye. Ben yaklaşık 8 yıldır ücretli öğretmenlik yapıyorum. Yaklaşık 8 yıldır ücretli öğretmenlik yapmaktayım. Kadrolu değil, sözleşmeli değil, ücretli. Ücretli öğretmenler asgari ücretin altında. 3000 lira bile ve maaş alamadım. Şu anda 90 bin kişiyiz. Defalarca meclise Ankara'ya gittiğimiz halde sesimizi duymuyor iktidar ve yandaşları. Sizden hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı almayı istiyoruz. Yani asgari ücret bile alamıyoruz. Yarım sigortayla iş güvenliği olmadan çalıştırılıyoruz. Ama başkaları ayısı dayısı olanlar uçuyor kızım. Bu ya bu kadar okul açıp bu kadar öğretmen mezun etmeyecektin ya da bu öğretmenleri tayin edeceksin. Bütün mesele bu. Biz çözeceğiz inşallah. Evet, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bu ne? Sizi görmeye geldi. Bu ne? Bu gözler ne?
Gözler ne? Başkanım, bu küçük Sevda'nın bir fotoğrafınızı alalım tabii mı? Vay, başkanım, oy. Baba, gel tabii, aşkım. Gel bakayım. Hadi bakalım. Dur, kasını düşürdüm, dur. Çok. Hoppa. Vay, ver bakayım. Sevda, kızım. Oy. Babiş. Şimdi öğreniyorsun. Hadi bismillah. Şimdi burada ileri doğru yürüyoruz. Evet. Aferin bana. Biraz gayet kalın kestim. Yok, çok kalın kestim. Başı ince, sonu kalın. O da folye de yapmadı. İşler nasıl kardeşim? Aşağı dur. Genel piyasayı biliyorsunuz. Evet. Bir de et ürünlerinde biliyorsunuz fiyat geçişleri oluyor. Evet. Yani bir fiyatı biz alıştırmadan yeni bir güncelleme geliyor. Dolayısıyla yarım kilo alacak kişi yarım 250 gram alıyor. Evet. Biz işin gerçeği dükkanımızın masraflarını gideremiyoruz. Cepten yiyoruz şu an. Şu an cepten yiyoruz. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bütün toplum olarak inşallah. İnşallah. Arkadaşlar işler nasıl? İşleri ben Allah'la öyle diyeyim. Yani. Sen de benimle konuşalım. En yani. Doğrusu. Evet. İşler çok sakin. Evet. Gördüğünüz gibi değil. Yani evet. Bildiğiniz gibi değil. Şu lambaları inan yakmaya şey diyoruz. Tereddüt ediyoruz. Sabahleyin 6:30'da açıyorum. Gece saat 11'de kapatıyorum. Ayakta durabilmek için yani. Ne kadar geliyor elektrik? 2,5 milyar geldi. 600 liradan başladı. 800 liradan başladı. Evet, 18 liradan. Ya başkanım mesele şu yani. Daha yeni babama da aynı dedim. Ben 40 yaşındayım şu an. Babama dedim ki 65 yaşına gelmişsiniz. 65 yaşına gelmişsiniz. Benim 2-3 tane çocuğum var. Görmüşsün göreceğini. Ben 40 yaşına kadar böyle bir düzenin içine girmedim. Görmedim de. Şimdi akşamları eve gidiyorum, muhabbet ediyorum. Babam olsun, eşim olsun, yüzün niye? Tebessümüm gitti ya. Teşekkür ederim. Mutlu değilim yani, mutlu değilim. 42 yaşındasın. 40, 2000'e değil, 40. 40. İnan stresten burnum kanadı, demin abdest almaya gittim. Vay. Stresten. Vay. Takma diyorum ama takıyor. Bu zamana takıyorum. İster istemez takılıyor yani. Ben de takıyorum ama ister istemez. Takmasam evdeydim. Kalpten ameliyat oldum. Şunu biz %10'dan satıyoruz şu anda. Biz buralarda %30'dan aşağı düşmememiz lazım. Altından yarışacağız. Doğru, harece geçeceğiz, harece geçeceğiz. Şu an kiloluk müşterimiz bitti. Kiloluk müşterimiz gelen, şu an 10 liralık gram istiyor. Gelen 250 gram diyor. Bu şekilde istiyorlar yani. Kilo kilo çiğ badem, çiğ fındık satıyorlar. Başkanım geçen ay 70 liraya incir sattım. 70 liraya kilosunu. Elimizde incir bitti. İncirciyi aradım. Kaç lira olur? 80 lira. Satmıyorum dedim. 90 lira olur dedi, satmıyorum dedim. Babam dedi ki oğlum Ramazan geliyor, millet ne yiyecek dedi. 110 liraya incir satın aldım şu anda, yeni. Vay be. Şu an yeni 110 liraya incir aldım. Vatan... Yemeğini de koyamıyor. Geçen ay 285 liraya almadığım bamya, toptancımdan kötü oldum. Şu anda bana mesajda duruyor, 500 lira olur abi diyor. Dedim ki ya Ali, bamya geçen yılın ürünü, ne değişti aradan? Abi diyor, masraflarımız ağır, çıkmıyor diyor. Vallahi almadım bamyayı. Bamya. Dün müşteri geldi, dedim ki bamyam olsaydı ne kadar alacaktın dedim, 100 gram dedi. Bilmezdim ki dedim. Kesin adam kurtarmaz benim. Dedim nasıl ki ya 100 gram 100 şimdi gram sana mı? Zehir olsa tesir etmez şimdi. 100 gram ne işe yarar bamyaya? O da fiyatını bilmeden soruyor. Olsaydı abla bamyayı ne kadar alacaktın? 100 gram dedi. Birmem abla dedim. Ben de bulundurmam. O netice babanın burnu kaldı. İnan vallaha burnun kanadı demem. Ben 40 yaşındayım ama bu durumun değişeceğine inanan insanlardanım.